Evet, cümleten selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Yine bir akşam sohbetinde beraberiz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile etsin, istifademizi küllileştirsin. Bu virüsle, bu hastalıklarla, bu sıkıntılarla, bu musibetlerle dört koldan mücadele edeceğiz. Ama en önemli mücadele moraldir, insanın psikolojisidir. İnsanın bu hadiselere karşı dayanacağı noktadır, dayanak noktasıdır. İnşallah bu dersler bizi bu manada kainatın sahibine dayanmanın dersini veriyor. Yani Rabbimize hakkıyla iltica etmenin, kainatın sahibinin nihayetsiz kuvvetinin ve kudretinin arkamıza alınıp da tüm dünyaya meydan okuyacak bir gücü, kuvveti inşallah manevi bir desteği elde etmeye vesile oluyor. Cenab-ı Hak inşallah istifademizi küllileştirsin. Yani biz hoca değiliz, alim değiliz. Biz de bu hakikatleri okumaya çalışan bir insanız. Fakat paylaşıyoruz. Sizin hepinizin hep beraber teveccühümüz bu paylaşımlardan istifadeyi küllileştirir. Çünkü dua külliyet kesbettikçe kabule mukarenet eder buyurmuş. Şuraları kapatabiliriz. Dua külliyet kesbettikçe kabule mukarenet eder. Yani ne demek? Yani omuz omuza verildikçe, eller külli bir şekilde dergâh-ı ilahiyeye kalktıkça, dergâh-ı ilahiden o eller Allah'ın izniyle boş dönmez. Çünkü Cenab-ı Hak cemaat üzeredir rahmet buyurmuş, Peygamberimiz Aleyhisselam buyurtmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, değil mi? Ümmetimin ittifakında, ümmetimin cemaatinde büyük bir rahmet var, büyük bir bereket var buyurmuş. Şimdi maddeten bir araya gelmemiz şu virüs vesilesiyle mümkün değil ama şimdi Cenab-ı Hak böyle bir imkan vermiş. Şimdi bu hava sayfasında şu anda, değil mi, koskoca dünya şu anda ne oldu? Bir konferans meydanı oldu, bir ders salonu oldu. Hep beraber istifade etmeye çalışıyoruz. Bu arada başlamadan herkes paylaşırsa çok iyi olur. Hemen sağ alt köşede paylaş tuşu var. Oradan hem kendi hesabımızda, hem WhatsApp'ta, hem başka şeylerde, başka yerlerde paylaşabiliriz. İnsanlara vesile olmak, insanlara bu hakikatlerin ulaşmasında vasıta olmak bugünkü kadar hiç kolay olmadı. Cenab-ı Hak böyle bir nimet nasip etti. Önümüze böyle bir kulvar açtı. Şimdi bunda da tembellik eder, İnsanlardan şu duyduğumuz hakikatleri esirgersek, o zaman tokadını yeriz Allah muhafaza. Cenab-ı Hak çünkü her nimetin şükrü kendi cinsindendir buyurmuş Bediüzzaman Hazretleri. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Şimdi Cenab-ı Hak bize kendini buldurmuş mu? Böyle iman hakikatlarıyla, değil mi, davasını, Kur'an hakikatlerini buldurmuş mu? Böyle bir nimeti bulmuş olmak büyük bir nimet. İşte bu nimeti bulmanın en büyük şükrü de başkalarına buldurmak için gösterilen gayrettir. İçlerinde tebliğ edenler olmazsa o kavmi helak ederim buyurmuş. Yani Lut kavminin helak olmasının sebebi de o. İçlerinde malum günah işleniyor ama kavmin %90'ı ibadetle meşgul. Fakat onların helaketine sebebiyet veren şey tebliği terk etmeleri. Herkes kendi paçasının derdine düşmüş. Herkes kendisi cennete kapağı atmanın derdine düşmüş. İçlerindeki insanları ıslah etmek için, onları irşad etmek için, onları uyandırmak için bir gayretleri olmayınca Cenab-ı Hak o kavmi helak ediyor. Biz de şu ahir zaman kavmi olarak helak olmaktan kurtulmak için tebliğe çok ciddi ehemmiyet vereceğiz. Konu, komşu, eş, dost kim varsa, hele bu kadar kolay olduğu bir zamanda. Yani sosyal medyadan bir tuşla, bir tıkla hemen ne yapıyor? Binlerce, milyonlarca insana ulaşıyor. Elhamdülillah. Böyle bir nimet elimizde. Dinlemezler, yadırgarlar, işte onlar bakmaz bu işe falan demeyin ha. Şu anda virüsten dolayı öyle telefonlar geliyor ki hiç alakası olmayan insanlar, yıllarca çağırdığımız, davet ettiğimiz halde işler yoğundu, şöyleydi, böyleydi, ilgilenmiyorum diyecek kadar
meseleye uzak olan insanlar şu anda bizi arayıp da dersler, sohbetler nerede oluyor, hangi kanaldan yapıyorsunuz diye soruyorlar. Yani iş buraya geldi. Dünya insanını Cenab-ı Hak sıkıştırıyor. Değil mi? Dini mübini İslam'ın inşallah ilasına, canlanmasına vesile olacak. Dünyaya hükmetmesine vesile olacak inşallah. Şimdi şuradan bir parça okuyacağız da çok ehemmiyetli bir nokta bu. Okuyacağımız mevzu yani şu hadiselere karşı, bu dehşetli gidişata karşı, bütün bu musibetlere karşı nasıl dayanacağız? Nasıl bir dayanak noktasına ihtiyacımız var? Bununla alakalı müthiş bir ders bu, muazzam bir mana. Cenab-ı Hak hep beraber istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Bu arada biz yerini bulurken siz de paylaşmaya devam edin. Evet. Şirk ve dalaletin ve fısk ve sefahetin yolu insanı nihayet derecede sükut ettiriyor. Hadsiz elemler içinde, nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Şu anda tüm dünya insanı hayatın yükünü sırtına yüklenmiş, şu hayatımı musibetlerden, belalardan, virüslerden nasıl kurtarırım, nasıl yaşamaya devam edebilirim diye adeta sanki hayatın yükünü kendisi çekiyormuş gibi hayat yükünün altında inim inim inleyip eziliyor. Halbuki hayatı yaratan ve yaşatan bu hayatın bütün yükünü çektiği gibi bu hayatı bütün düşmanlarına karşı da muhafaza etmek de onun vazifesi. Biz kendi vazifemizi terk edip de kaldıramayacağımız çok ağır bir yük olan rububiyet vazifesinin altına, yani Cenab-ı Hakk'a ait vazifenin altına girersek, o vazife bizi ezer ve eziyor da. Düşünsenize, şu vücudun, şu hayatın yükünü sırtınıza yüklendiniz. Bir de evladınızın yükünü yüklendiniz. Bir de hayvanatın yükünü yüklendiniz. Bir de dünyanın yükünü yüklendiniz. Ya ne olacak bu dünya? Ozon tabakası deliniyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, gidişat nereye gidiyor falan. Bütün dünyanın yüklerini sırtınıza yüklendiniz, ruhunuz içeride inim inim inliyor, azap çekiyor. Niye? Çünkü siz size ait olmayan çok ağır yüklerin altına girdiniz. Halbuki hiçbirisinin üstesinden gelmeniz, hiçbirisinin altından kalkmanız mümkün değil. Mümkün mü şu vücudu korumak, muhafaza etmek, her taraftan hücum eden belalardan, sıkıntılardan, değil mi? Ne yapabilirsiniz Allah aşkına? Ne yapabiliriz? Gücümüz neye yeter? Ha demek mümkün değil. Mümkün değil derken bunu korumak için tedbir almayacağımız manasına gelmez. Tedbir almak sünnettir, sünnet-i ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın adetidir, emri ilahidir. Bir insan bile bile tedbirsizlikten kendini tehlikeye atarsa Allah muhafaza intihar etmiş olur. Tedbir alacağız. Fakat şu var, şu anda inanın, koronavirüsünden rahatsız olan, hasta olanların sayısı belli. Fakat korona korkusundan, korona fobiye yakalanıp da hayatını zehir edenlerin sayısı belli değil, biliyor musunuz? Bakın, çok önemli bir nokta bu. O yüzden bu derslere çok şiddetli ihtiyaç var. Şu anda inanın, koronanın ilacının bulunmasından daha önemli, daha büyük bir tedbir bu dersler. Niye? Niye diyeceksiniz? Ne alakası var canım? Bu ders hangi hastayı iyileştirmiş ki? Kimi koronadan kurtarmış? Kimi ölümden döndürmüş? Değil, değil. Şu anda toplumun %80-90'ı korkudan,
psikolojik bunalımlara, rahatsızlıklara girmiş vaziyette. Yıkılmış manevi, psikolojik, ruhi çöküntü içinde. Yani şu anda vücudunun sıhhatli olması, sağlam olması bir şey ifade etmiyor. Çünkü insanın vücut sağlığından bin kat daha önemlisi ruh sağlığıdır. Adamın ruh sağlığı bozuldu mu, isterse dünyanın en sağlam vücuduna sahip olsun, dünyanın en zengin insanı olsun, psikoloji bozuldu mu bitti. Çünkü her şey insanın psikolojisine göre hüküm alır. Dışarı içeriye göre kıymetlenir. İçeride ağlayan bir insan dışarıda ne kadar imkanlara, ne kadar lükslere, ne kadar hayat güzelliklerine sahip olursa olsun onun iç dünyasında, değil mi, yıkılmıştır, çökmüştür, lezzet alamaz. Çünkü lezzet alan dil değildir, lezzet alan göz değildir, lezzet alan kulak değildir, lezzet alan el ayak değildir, lezzet alan ruhtur. Bunlar alettir, edevattır. Bunlar vesilesiyle ruh lezzet alır. Şimdi ruh çöküntü içindeyse, ruh yıkılmışsa, ruh her an tehdit yemiş bir insan gibi titriyorsa. Öyle ya, şimdi düşünün, bir insan tehdit yedi. Bir gün bir telefon çaldı, dedi ki akşam sabah sokağın başında, sonunda, evde, arabada, şurada, burada seni imha edeceğiz. Vuracağız seni. Ya benim düşmanım da yok ama nereden ki? Bak, ihtimal bile olsa, şaka bile olsa sizi korkutur. Allah aşkına, şu anda gözle görünmeyen bir mikrop dünyayı tehdit ediyor. Şu an insanlar tehdit yemiş gibi korkuyor, titriyor. Ellerini aşındırmışlar yıkamaktan. Şu anda en çok satılan maskeden sonra krem olmuş. Niye? Çünkü herkes aman, değil mi, şöyle yapayım, böyle yapayım, tamam tedbir almak var ama şu anda vesvese derecesinde insanların psikolojisini bozacak seviyeye gelmiş vaziyette insanlığın acilen bu tesellilere, şu manevi dayanaklara, değil mi, şu Kur'an hakikatlarıyla ruhlarının rahatlatılmasına ihtiyacı var. O yüzden diyoruz, yani acilen bu hakikatların dünya insanına ulaştırılması lazım. Acilen insanların bu limana sığınması lazım. Çünkü limanın sahibi bu, değil mi, sahibi bu. Yani kainatın sahibi diyor ki, benim size musallat ettiğim musibetten tekrar bana sığının. Öyle öyle. Neydi musibetler? Her gün tekrarlayacağız bu ifadeyi. Musibetler dergah-ı ilahiye sevk eden birer kader kamçısıdır. Bakın Allah aşkına. İmansız bir nazar, gafletli bir bakış, dünyada ne kadar lükslerin, şatafatların, imkanların, değil mi, ne kadar konforların içinde yaşarsa yaşasın, cehennem içinde yaşamış gibi kalben, ruhen devamlı titreyip azap çekmek zorunda. İnanın şu asırdaki eğlence medeniyetinin altında yatan en büyük sebep dalaletten gelen, iman zafiyetinden gelen, imansızlıktan gelen kalbi ve ruhi rahatsızlık. Yani öyle diyor, diyor ki kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere diyor. Yani insanlar meyhanelere, eğlencelere, uyuşturucuya, şuna buna keyiflerinden gitmiyorlar. Zevklerinden gitmiyorlar. Çaresizlikten gidiyor. Neden? Çünkü çare bulamıyor. Ruhu yıkılmış. Adeta iç dünyası çökmüş vaziyette. Ha, dayanacak bir merci arıyor. Hayattan lezzet alamaz vaziyete gelmiş. Bütün duyguları aç. Şimdi siz evladınız açken onu doyuramıyorsanız mecbur uyutmak zorundasınız. Latifeleriniz, duygularınız aç. Doyuramadınız, mecbur uyutmak zorundasınız. Cenab-ı Hak inşallah bu iman hakikatlerle ruhumuzu, kalbimizi doyurmamızı nasip etsin inşallah. Şu okuyacağım paragraf çok önemli. Adeta şu andaki vaziyeti resmediyor. Şu andaki vaziyeti ortaya koyuyor. Şirk ve dalaletin, fısk ve sefahetin yolu insanı nihayet derecede sükut ettiriyor. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa,
Bakın Allah'ı bilmezse demiyor. Allah'ı bilmek başka, tanımak başkadır. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa, çünkü insan Allah'ı tanıdıkça her şeyin onun elinde olduğunu, her şey onun dizgininde olduğunu anladıkça, idrak ettikçe ona teslim olur. Teslim olur, tevekkül eder. Tevekkülün neticesinde saadeti dareyn, iki dünya mutluluğu ve saadeti vardır. İmandaki emniyet, imandaki teslimiyet, imandaki rahatlık, inanın başka hiçbir şeyle elde edilecek bir durum, bir vaziyet değildir. Bakın ne diyor? Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse, insanların Allah'a tevekkül etmeyişinin altındaki yatan en büyük sebep de Allah'ı tanımamak. İnanın tanıyan bir insanın ona teslim olmama ihtimali yoktur. Şimdi siz ameliyat olacaksınız. Diyelim bir doktor tavsiye ettiler. Fakat araştırmadınız. Gittiniz, bilmiyorsunuz doktorun gerçekten bu işi bilip bilmediğini. Bu işte usta olup olmadığını bilmiyorsunuz. Gittiniz, doktor dedi ki size ameliyat yapacağım dedi. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Siz de tereddüte kapıldınız, telaşa kapıldınız. Ne olacak acaba, şöyle mi, böyle mi, korkuyorum dediniz. Sonra dediniz ki ya şu doktoru bir araştırayım bakayım dediniz. İnternete girdiniz, baktınız ki doktor hakkında müthiş yorumlar var. Bir öğrendiniz ki dünyada bu işin otoritesi buymuş. En iyi yapan bu adammış. Şimdi doktor hakkında bilgileri öğrendikçe, doktoru tanıdıkça doktora teslimiyetiniz artar mı? Gider önüne yatarsınız. Kes doktor. Nasıl biliyorsan öyle yap. Nerede istiyorsan öyle yap. Bak ne oldu? Tanıdıkça onun bizim vücudumuz hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, bu hastalık hakkında ne kadar maharet, marifet sahibi olduğunu öğrendikçe ona olan teslimiyetimiz arttı mı? Şimdi bakın, mevzu bahis doktor değil ha. Mevzu bahis Allah ya. Kainatın sahibi. Bu vücudu yoktan yaratan, başımıza gelmiş ve gelebilecek her türlü hadiseyi bilen ve iradesiyle idare eden Allah. İnsan Allah'ı tanıdıkça adeta kudret eline kendini salıveriyor, bırakıyor. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç ya, Allah'ın bütün isimleri güzel. Allah güzel. Öyle diyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Lehül esmaül hüsna diyor kendisi hakkında Cenab-ı Hak. Bütün esmasıyla güzel olan bir zat. O güzelden başımıza ne gelse güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Şimdi bahar güzel değil mi? Yaz güzel. Kış da değil mi? Fırtına, çamur, buz, soğuk, bunlar da neticeleri itibariyle güzel. Bahara vesile olduğu için güzel. Aynı onun gibi şu anda bir kış var, bir musibet var, bir virüs var, bir bela var. İnşallah dünyada manevi baharlara vesile olacak ve oluyor şu anda. Avrupa ezan sesleriyle inim inim inliyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Hangi kuvvetle yapabilirdik bunu? Hangi güçle yapabilirdik? Bizim 1,5 milyar Müslüman yapamadığımızı bir kör virüs, cansız, akılsız, şuursuz bir virüs yaptı desek olur mu? Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın askeriymiş o. Onunla iş ve icraat yapıyor. Onunla bir taşta değil mi? 8 milyar kuş. Ya hepimizi uyandırıyor, hepimizi. Hepimiz gafletteyiz çünkü. Hakikat bizim zannettiğimiz gibi değil. Biz de gafletteyiz. Biz de işi oyun zannediyoruz. Biz de hafife alıyoruz. Ama bu hadiseler sirkeliyor bizi. Hadisenin asliyetini, hadisenin, meselenin büyüklüğünü, içinde bulunduğumuz imtihanın dehşetini, azametini anlatıyor. Çünkü ezel ve ebed ortasında bir kere, bir daha gelmeyeceğiz. Bir kere bu imtihana girdik. Ya kazanacağız ebediyen ya da kaybedeceğiz, Allah muhafaza. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa, aziz Allah Celle Celaluhu, ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ezan-ı Muhammed'i okunurken iman dersine devam etmek adaptandır. Başka herhangi bir dünyevi konuşma kesilir ama iman dersi kesilmez. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse, o vakit insan
gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derece muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, Allah Allah, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen devamlı firak elemini, ayrılık acısını çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak-ı elim içinde bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Allah aşkına, gafletli bir nazarla, imansız bir bakışla insan kendine baksın. Şimdi felsefe kitaplarında insan tarifleri var. Kimisi konuşan hayvan diyor, kimisi düşünen hayvan, kimisi tüysüz hayvan, kimi şöyle hayvan, kimisi böyle hayvan. Şimdi Allah aşkına, ilahi mesajı dinlemeyen, Allah'ın insan tarifine kulak vermeyen insanlar kendilerini hayvan zannediyorlar. Niye? Çünkü ceset itibariyle gerçekten insan hayvandır. Hayvan, Arapça hayavandan gelir. Yani canlı manasında. Hayvanlarla ortak özellikleri var bu cesedin. Bu cesette yer, içer, ölür. Ama bu ceset değil ki insan. Bu cesedin arkasındaki ruh ve maneviyat, istidat ve kabiliyetler, insan dediğimiz tablo başka. Ha, öyleyse insanın önce kendini keşfetmesi icap ediyor. Kendi kıymetini, değerini bilmesi gerekiyor ki o da neyle? Vahyin ışığıyla, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kelamına kulak vererek, değil mi? Adeta insanın mahiyetini Kur'ani bir tarifle okuyarak mümkün. Ya, müthiş bir ifade ya. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse, o vakit insan gayet derecede aciz, zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hassiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen devamlı firak elemini, ayrılık acısını çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak-ı elim içinde, sonsuz bir ayrılık içinde bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Şu anda insanlığın koronadan korkusunun en büyük sebebi, hatta ölümden korkunun da en büyük sebebi ayrılıkmış. İnsana en çok ızdırap veren bu. Hatta bir Arap atasözünden bahsediyor Yüzzaman Hazretleri. Diyor ki, ayrılık olmasaydı ölüm yol bulup gelemezdi ki canımızı alsın. Öyleyse insanı en ziyade yandıran firakların, ayrılıkların acısıdır diyor. Şimdi sevdiğimiz, alıştığımız, değil mi, içinde bulunduğumuz şu hayattaki her şeyden bir daha bir araya gelmemek üzere, bir daha buluşmamak üzere ayrılmak ne demek ya? Ehli dalalet nasıl intihar etmesin? Bu hakikatlerden mahrum insanlar psikolojisini nasıl bozmasın? Haklılar. Çünkü şu hakikatten mahrum bir insan yaşayamaz. Öyle demiş, dinsiz bir insan yaşayamaz. Niye? Ya şimdi diyelim, duysak ki uzayda bir gezegen bulunmuş, orada insanlar yaşıyormuş. Bize acaba orada su var mı diye soru sorulur mu? Su olmasa insan yaşayamaz ki. Şimdi insanın maddi vücudu için su neyse, manevi hayatı için, ruhunun ayakta durması için, hayattan lezzet alması için, manen yıkılıp çökmemesi için, ölmemesi için de iman böyle bir şeymiş. Demek vücut ruha dayanıyor. Ruh da imanla kainatın sahibine, her şeyin dizginini elinde tutan zata dayanması lazım ki onunla ayakta dursun. Onunla hayattan lezzet alsın. Hem müddeti hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile, nihayetsiz elemler ile ve emellerle faydasız çarpışır. İşte asıl mevzu burası. Emeller, arzular sonsuz. İnsan bakıyorsunuz, hayaller hiç bitmiyor ya. Değil mi? Şimdi 10 yıllık hayaller var, 20 yıllık hayaller var, 30 yıllık, 50 yıllık, 100 yaşına gelmiş hala insanın hayalleri var. Ne demek bu biliyor musunuz?
Bitmeyen hayaller var, sonsuz emeller var. Cennet standartlarında yaratılmış bu insan, dünyaya sığmayacak hayallere, dünyaya sığmayacak projelere imza atıyor. Ne demek bu? Bakın, istidat, kabiliyet cihetinde diyor ki insan, ben bu dünyaya ait değilim. Maddeten iki oda bir salona sığan bu insan, ruhen, manen, istekleri, arzuları, istidatları, kabiliyetleri, manevi çapı olarak dünyalara sığmıyor ya. Şu fani dünyaya sığmayacak kadar muazzam ve muhteşem bir mahiyet. Şimdi düşünün, yüzme havuzunda bir tane balina görseniz, balina baksanız ya, 100 tonluk balina çırpınıp duruyor. Havuz balinayı ancak ıslatmış. Bırak içine girmeyi, balinanın yarısına kadar gelmiş havuz. Çırpınıp duruyor. Birisi dese ki ya bu balina buranın balığı dese inanır mısınız? Ne dersiniz, ya bu balinanın buranın balığı olma ihtimali var mı? Bu havuz bu balinaya yetmez. Dar gelir. Öyleyse şimdi bu balinanın nereye ait olduğunu, hangi denizin, hangi okyanusun balığı olduğunu nereden anlayacağız? Şimdi balinanın özelliklerini yazalım alt alta. Şu kadar günlük, şu kadar balık yemesi lazım. Şu kadar basınç lazım, şu kadar su lazım. Manevrası için şu kadar mesafe lazım. Şu kadar bu lazım, şu kadar şu lazım. Alt alta balinanın özelliklerini yazdık. Toplayın, eşittir okyanus çıkar. Ama burada havuzda duruyor. Ha, bu havuza ait balık olmadığı balinanın çapından, değil mi? Havuzun çapından belli ya. Bu balina hiç bu havuzun balığı olabilir mi ya? Aynı vaziyetteyiz ha. İnsan olarak aynı vaziyetteyiz. Şu dünyada çırpınmayan bir insan var mı Allah aşkına? Dünyanın en zengini bile hala nedir? Hala uzaydan gezegenleri parsellemenin derdinde. Sığmıyor dünyalara. Ne demek bu? Bak, maddeten, cismen bir tabuta sığan bu insan, manen, istidat ve kabiliyet itibariyle, ruhen, istek ve arzular cihetinde dünyalara sığmayan bir mahiyeti var. İnsanın isteklerini alt alta yazın Allah aşkına. Herkes kendine sorsun. Düşünün, hiç ihtiyarlamayan, hiç bozulmayan, hiç pörsümeyen, hiç buruşmayan bir vücut. İstemiyor muyuz? Herkes istemiyor mu? Dünyada en çok şu anda insanların en çok bütçe ayırdıkları şey estetik. Herkes aman genç kalmaya çalışıyor. Genç kalmak mümkün olmadığına göre hiç olmazsa genç görünmeye çalışıyor. Değil mi? Ne yapıyor? Aman işte, değil mi? Estetik ameliyatları, şunlar bunlar, gerdirmeler falan falan. Nedir bu aslında? Aslında ruhtaki ebediyet, ruhtaki cennet, ruhtaki sonsuz gençlik arzusunun tezahürü ya. Var çünkü böyle bir şey. Olmasa insan ister mi? Vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Yani bize mideyi verip de açlık duygusunu verdiğine göre mutlaka taamları, rızıkları, nimetleri, yemekleri de yaratmış. Yoksa bu mideyi yaratmazdı. Susuzluk duygusunu verdiyse mutlaka suyu da yaratmış. Ebediyet arzusunu veren ebediyeti yaratmış olmama ihtimali var mı? Yoksa biz neyi arzulayacaktık? İnsanın, şöyle düşünün mesela. İnsanın bilmediği bir şeyi arzulama ihtimali var mı? Mesela hiç daha önce tatmadığınız bir meyveyi canınız çekiyor mu? Mesela Singapur'da biz gittik, oralarda değişik değişik meyveler gördük. Şimdi onları görüp tadıncaya kadar hiç canımız çekmiyordu. Çünkü bilmiyoruz ki, canımız bilmediği neyi çeksin? Bilmediğimiz bir şeyi canımızın çekme ihtimali var mı? Bakın, şu anda bütün insanlığın ruhu ebediyet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Ölümsüzlük istiyor. Ha, öyleyse var ki istiyor. Ha, bize vermek isteyen ne yapmış? İstemeyi, arzu etmeyi, ebediyete olan iştahı vermiş. Şimdi düşünün mesela, emeller, arzular sonsuz. Dünyaya sığmayacak bir çapımız var. İnsanın isteklerini alt alta yazın. Aynı o balığın özelliklerini alt alta yazınca okyanus çıktı ya. İnsanın isteklerini alt alta yazın, toplayın cennet çıkar. Kur'an'daki cennet tarifinin aynısı insanın istidat ve kabiliyetlerinin, isteklerinin toplamıdır. Çünkü Kur'an'ı indiren, insan fıtratını yaratan, cenneti de bizim için hazırlayıp bekleten odur. Fakat
Biz Allah'ı hakkıyla tanımadığımız için, vaadi ilahiye tam inanıp teslim olamadığımız için, değil mi? Dünyada kendimize fani cennetler kurmanın peşine düştük. Tam böyle cennetimizi kuruyorduk. Evimiz, arabamız, çoluk çocuk, eş, şu bu falan derken yazlıklar, kışlıklar, tam bütün saadetimizin, bütün cennetimizin, bütün mutluluğumuzun ortasına bir korona düştü. Bir bomba düştü, bir atom düştü, bir virüs düştü, her şeyimizi alt üst etti. Hayat tatlıydı. Fakat hayatın tadını kaçıran bir şey geldi. Bizi şu dünya cennetimizin içinde cehenneme soktu mu? Ha, öyleyse vaadi ilahiye teslim olup, yanlış adreste cenneti aramayıp, değil mi? İmanın içindeki rahatlığı, imanın içindeki huzuru, imanın içindeki emniyeti yaşamanın yolu Allah'ı hakkıyla tanıyıp teslim olmaktan geçiyor. Hem müddet hayatında, bakın şimdi, gayet cüz'i bir ihtiyar, küçük bir iktidar, sermaye bu. İhtiyarımız cüz'i. Cüz'i ihtiyar ne demek? Şimdi külli irade var, bir de cüz'i irade var. Külli ihtiyar, cüz'i ihtiyar. Şimdi insandaki cüz'i ihtiyarıymış. Yani elinden hiçbir şey gelmeyen demek. Kader Risalesi'nde bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki bir adam diyor bir yaşında bir çocuğu omuzuna bindirse. Şimdi iki kişi oldu mu? İki irade oldu. Bir çocuğun istekleri var, bir de adamın istekleri var. Şimdi üstteki cüz'i iradeymiş çocuktaki. Adamdaki de babasındaki de külli irade. Çocuk istese, baba istemese o çocuğun istediği hiçbir şey olmaz. İstediği kadar istesin. Çünkü ayaklar babada, güç babada, kudret babada, sadece çocukta ne var? Tercih var, istemek var. Ağlamaktan başka elinden hiçbir şey gelmez. Şimdi eğer baba kendi iradesini çocuğun iradesine tabi kılar, evladım nereyi istersen seni oraya götüreceğim derse, o zaman çocuk iradesi, çocuğun iradesi bir kıymet ifade eder. O zaman çocuğun iradesi işe yarar. Aynı vaziyetteymişiz. Bizimki cüz'i irade, Cenab-ı Hakk'ın iradesi de külli irademiş. Eğer külli irade bizim cüz'i irademize taalluk eder, eğer bizim istediğimizi Allah da isterse, o vuku'a gelir, o icraata çıkar, o ortaya çıkar. Ama biz istediğimiz halde Allah istemezse, o zaman sadece istemiş oluruz. Ha, Cenab-ı Hak bu dünyada imtihan icabı külli iradesini bizim cüz'i irademize tabi yapmış. Yoksa aslında bizim günaha gitmemizi istemiyor. Cehenneme gitmemizi istemiyor. Harama girmemizi istemiyor. Ama imtihan icabı bizi serbest bırakmış. Nereyi istersen seni oraya götüreceğim diyor. Yoksa günaha elimizi uzatırken, değil mi, felç olup elimiz düşebilir. Eğer o istemezse adım atamayız. İmtihan icabı. Kömürler elmaslardan ayrılsın diye, değil mi? Hazreti Ebu Bekirler Ebu Cehillerden ayrılsın diye imtihan icabı Cenab-ı Hak külli iradesiyle bizim cüz'i irademizin arkasında duruyor. Şimdi insanın iradesi cüz'i, sonra küçücük bir iktidar, sonra kısacık bir hayat ve az bir ömür, hem de böyle tehditle, korona tehdidiyle, virüs tehdidiyle devamlı zehire döndürülen, sıkıntıya çevrilen bir ömür ve sönük bir fikir ile. Şimdi dünyadaki halimiz bu. Ama istidadımız, kabiliyetimiz, ruhumuzun arzuları, iç dünyamızdaki, değil mi, o büyük istidat ve kabiliyetler, bakın ne diyor. Gayet cüz'i bir ihtiyar, küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile, nihayetsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır. Allah Allah. Faydasız çarpışır. Niye? Çünkü düşmanlarının hiçbirine gücü yetmiyor. İsteklerinin, arzularının hiçbirine kudreti, değil mi, gücü, kuvveti kafi gelmiyor. Öyleyse sıfır sermaye ile sonsuz istekler elde edilmez. Sonsuz acizlik ve çaresizlikle bunca düşmanla başa çıkılmaz.
Öyleyse nasıl dayanacağız bu musibete? Nasıl dayanacağız değil, kime dayanacağız? Bu musibetin, bu virüsün gücünün, kuvvetinin, kudretinin üstünde bir kudrete dayanmamız lazım. Bu musibete, bu virüse sözü geçen bir zata dayanmamız lazım. Ona iltica etmemiz lazım. Bu onun memurudur. Onun emri dışında yaprak kımıldamaz. Zerre kımıldamaz onun emri dışında. Allah aşkına. Şimdi şu dünyadaki icraata bakın. Rüzgarların esişinden, güneşin doğuşundan, yeryüzündeki bütün mahlukatın dirilişinden, her şeyde muazzam bir intizam var. Mesela topraktan fosfor zerresi, fosfor atomu çıkıyor, binlerce ihtimaller var. Değil mi? Bir bitkinin havucun vücuduna girdi. Havucu biz yedik, önünde 80 trilyon hücre var, hangisine gideceğini bilmiyor. Akılsız ve şuursuz, yol işaretleri, tabelalar yok. Ama şaşırmadan doğru geliyor, gözde görmeye başlıyor. Yanlışlıkla kemiğe gitse insan yürüyemez. Düşünsenize kemikleriniz fosfordan. Şimdi trilyonlarca önünde ihtimaller var. Değil mi? Bir sürü çıkmaz sokaklar var ama hep doğru istikamette gidiyor. Hep tercihler doğru geliyor, doğru hedefe oturup çalışmaya başlıyor mu? Ne demek bu? Mesela siz iş yerine gittiniz, evden çıktınız, iş yerine gittiniz. Evden çıktığınız andan itibaren iş yerine varıncaya kadar kaç kere tercihte bulundunuz? Mesela apartmandan çıktınız, asansöre bindiniz, önünüzde iki ihtimal var. Yukarı var, aşağı var. Aşağıda da bir sürü katlar var. Siz ne yaptınız? Bir tercihte bulundunuz. Apartmandan çıktınız, sağ var, sol var. Sonra gelirken, iş yerine gelirken kaç sokak, kaç cadde, kaç sapak varsa tamamı sizin için muhtemel mi? Tamamına girebilirsiniz. Tamamı sizin ihtimaller arasında. Ama siz ne yaptınız? Her dönemeçte, her sokakta, her caddede, her çatalda ne yaptınız? Sizi iş yerine götürecek tercihi seçtiniz. Adeta evden çıkıp iş yerine gelinceye kadar belki 10 bin tercihte bulundunuz. Ve tercihlerinizin toplamı sizi getirdi, iş yerine teslim etti mi? Şimdi Allah aşkına bakın. Öyleyse siz daha evden çıkmadan önce iş yerine gideceğiniz neydi? Belliydi. İş yerini tercih ettiniz. İş yerine gitmeye niyet ettiniz, hedefi seçtiniz ve devamlı hedefe götüren tercihlerde bulundunuz. O tercihleriniz sizi hedefe götürdü. Doğru mu? Şimdi topraktaki bir atom, bir fosfor zerresi veya bir keratin gelip saça oturuyor. Bakın ne oldu? Topraktan çıktı. Her attığı adımda onu hedefine götüren tercihi seçti. Önünde bir sürü ihtimaller vardı. Ama hep onu hedefe götüren ihtimali seçti. Vücudumuza girdi. Vücudumuzda dünyanın etrafını 3 defa dolaşacak kadar kılcal damar varmış. Bütün o damarlardan, o yollardan hep gelirken her tercihi onu hedefine yaklaştırdı. En son hedefe geldi, oturdu. Öyleyse daha topraktan çıkmadan hedefi belli miydi? Nereye gideceği belliydi. Nereye gideceğini biliyordu diyemeyiz çünkü akılsız ve şuursuz o zerre. O atomun aklı, şuuru yok. Adres bilmez, yol bilmez, iz bilmez, tabela bilmez. Gözü bilmez ki fosfor gideyim de gözde, ben gözde bana ihtiyaç var. Gözüm bana ihtiyacı var, bir an önce oraya gitmem lazım diyemez ki. Öyleyse o zerrenin her hareketi, o zerre daha topraktan çıkmadan onun nereye gideceğini bilen ve onu oraya her harekette sevk eden, her noktada, her harekette tercih eden iradesiyle idare edip getirip ta göze oturtup da burada gördürmeye başlayan bir Allah'ın iradesinde, onun tercihiyle, onun ilmiyle, onun kudretiyle, onun iradesiyle olmuyor mu bu iş? O yüzden ne derler? Rızkın alnında kime ait olduğu yazılıymış. Bütün o yollardan gelecek sapma ihtimali, başka yere gitme ihtimali yok. İnsanın alnında da rızkı yazılıymış. İki taraflı, iadeli, taahhütlü, şaşma ihtimali yok. Korona'nın alnında kimi hedef alacağı yazılı, güdümlü mermi gibi.
Ha, kimin insanın alnında da neyle öleceği yazılı. O yüzden hiç telaşa gerek yok. Sadece ve sadece koronayla veya başka herhangi bir hastalıkla veya musibetle veyahut sebepsiz yere ne yapacak? Muhakkak ölüm başımıza gelecek. Ölümle gideceğimiz aleme hazırlık yapalım. Eğer şimdi askerdeydik. Herkes tezkere yaklaşıyor. Seviniyor insanlar tabii. Herkes de bir sevinç. Çantaları hazırlıyorlar. Niye? Çünkü baba ocağına, ana kucağına herkesin bekleyeni var ya. Komutan anlattı. Dedi ki ya siz dedi böyle seviniyorsunuz ya. Benim dedi bir askerim vardı. Tezkere yaklaştıkça üzülüyor. Tezkere yaklaştıkça üzülüyor. Tezkereye bir gün kaldı. Bir yerde karşılaştık. Komutanım dedi, bir gün daha kalabilir miyim? Oğlum niye kalıyorsun? Git. Benim kimsem yok ki dedi. Gidecek bir yerim yok. Beni bekleyen kimse yok. Evim yok, barkım yok. Nereye gideyim komutanım? Burada yemek de var, su da var, ekmek de var. Ha öyle diyor. Oturdum başladım ağladım diyor ya. Çaresiz baktım ki ha. Şimdi Allah aşkına imansız bir nazar. İnançsız bir bakış. Nereye gideceğini bilmeyen, öyle ya, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Ne meçhulü ya? Ne meçhulü arkadaş? İlmi ilahi var, meçhul yok. Her şey bellidir. Topraktan çıkan zerrenin, atomun nereye gelip oturacağı belliyse, senin bu dünyada nereye gidip oturacağın belli değil mi Allah aşkına? Öyleyse meçhul yok. Ha, ama biz ahiret için ne azık hazırladık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe gelip soruyor. Diyor ki, Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona tek cevap veriyor. O gün için ne hazırladın diyor. Sonra zaman geçiyor bir daha yine gelip soruyor. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah Aleyhisselam soruyor. O gün için ne hazırladın? Şimdi aslında nedir? Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği cevapta ne var? Sen diyor kıyameti düşünme. Sen kıyamet bugün kopsun, yarın kopsun, hiç kopmasa senin kendine ait bir kıyametin var. Sen öldün mü senin kıyamet koptu ya. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar da kıyamet ne zaman kopacak diye. Demiş ya hanım ölünce küçük kıyamet, ben ölünce büyük kıyamet. Başka kıyamet bilmem ben demiş. Onun gibi şimdi biz öldükten sonra kıyamet kopmuş kopmamış ne yazar ya? Ama eğer ahirete hazırlığımız yoksa, azığımız yoksa, eğer rıza ilahi istikametinde Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında yaşamadıysak, öyleyse bizim kıyamet koptu. Nerede? Öbür tarafta kopacak bizim kıyamet. Allah muhafaza etsin. Ya hem müddeti hayatında gayet cüzi bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile nihayetsiz elemler ile ve emellerle faydasız çarpışır ve hadsiz arzuların ve makasıdın tahsiline semeresiz boşu boşuna çalışır. Hem az kaldı çok önemli burası. Kendi vücudunu yüklenemediği halde Allah Allah. Şu vücudun yükünü biz mi yükleniyoruz Allah aşkına ya? Kalbimizi biz mi çalıştırıyoruz? Ciğerlerimizi biz mi çalıştırıyoruz? Öyle ya, vücudumuzdaki sistemi biz mi idare ediyoruz? Mümkün mü ya? Değil mi? Uyuyup gidiyoruz. Kime güveniyoruz uyurken? Bakın vücudun hem yaratılması hem yaşatılması hem de bütün ihtiyaçlarının dünyadan küreye arzdan toplanıp da karşılanması bu vücudun halıkının sahibinin elindedir. Ya hem kendi vücudunu yüklenemediği halde koca dünya yükünü bir çare beline ve kafasına yüklenir. Daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Tam şimdiki tabloyu anlatıyor. Allah Allah. Daha ölmeden insanlar ölüp ölüp diriliyor. Öyle öyle. Yani şu anda ne yazık ki medya bir taraftan,
Değil mi? İnsanlar birbirlerine bir taraftan veriyor yangını, veriyor ateşi. Ve şu anda bırakın koronaya yakalanmayan insanların %90'ı koronafobiye yakalandı. Psikolojik bunalıma girdi. Ruhi olarak yıkıldı, çöktü. Ha, bu çöküş vallahi koronadan daha tehlikeli. Niye? Çünkü koronanın isabet edeceği insanlar belli. Neyse, belli bir yaşın üstünde şöyle böyle. Ama bu fobi, bir inanın şu anda özellikle gençliğin psikolojisini bozdu. Ya. Evet, şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için gafletin, dalaletin, sahipsizliğin, imansızlığın, çaresizliğin ruha verdiği o acıyı, o ızdırabı, o azabı hissetmemek için ehli dalalet iptali his nevinden gaflet sarhoşluğu ile muvakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman çare ne? Çare uyutmak mı kendini? Uyuşturmak mı? Unutmak mı bu meseleleri? Diyor ki fakat hissedeceği zaman, yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Şu anda korona değil mi? Yakın ya, çok yakın. Duyuyoruz değil mi? Her gün katlanıyor. Ölümle sessiz bir ölüm var. İnsanların suratından hissediliyor. Ve şu anda insanlar gaflet uykusundan uyanmış, bu dehşeti hissetmiş vaziyette. İmdada koşulmaya ihtiyacı var beşeriyetin. İnşallah şu Kur'an hakikatleriyle insanlığın imdadına koşmayı da Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Fakat hissedeceği zaman, yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abdolmazsa kendi kendine malik zannedecek. Yani kendisinin Allah'a ait olduğunu, bu hayatın bütün yükünün Allah tarafından yüklenildiğini, çekildiğini, Allah garantisi altında olduğunu, Allah taahhüdü altında olduğunu bilmezse kendi kendine malik zannedecek. Bu hayat benim zannedecek. Bu hayatı ben koruyacağım, ben besleyeceğim, ben yaşatacağım zannedecek. Sen mi yarattın ki sen yaşatacaksın Allah aşkına ya? 23. sözde bununla alakalı çok güzel bir örnek var. Tevekkül eden ve etmeyenin halleri şu hikayeye benzer diyor. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye, bir gemiye bindiler diyor. Akıllı adam yükünü gemiye bıraktı, üstüne de oturdu, istirahat ederek, seyrederek geziyor. Öteki adam diyor, akılsız, hem hod endiş, hodgam, yani enaniyetli, kendine güveniyor. Yükünü sırtından indirmiyor. İkisi de aynı gemiye binmiş gidiyorlar. Adam yükünü sırtından indirmiyor. Öbür adam diyor ki şu ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et diyor. O da diyor ki hayır, ben indirmem. Güvenmiyorum gemiye diyor, ya batarsa. Halbuki sen de geminin üstündesin. Zaten batsa şu anda da hep beraber batarsınız. Bakın, enteresan bir şey bakın. Mantığa bakın ya. Kendi vücudunu geminin üstüne bindirmiş, yükü de sırtına almış, yükü indirmekten korkuyor, gemiye bırakmıyor yükü. Halbuki kendisini gemiye bırakmış, yükünü bırakmıyor. Gemi batarsa diye. Senin yükünü gemi çekiyor zaten. Sırtındaki yükü niye çekmesin? Sen o yükten daha mı değersizsin? Madem gemiye güvenmiyordun, kendini niye bindirdin gemiye, değil mi? Aynı vaziyetteyiz ha. Şimdi hayatımızın yükünü Allah çekiyor zaten. O yaratmış, o yaşatıyor. İnananın da yükünü o çekiyor. İnanmayanın da yükünü o çekiyor. İnananın da karnını o doyuruyor, inanmayanın da. İnananın da hayatının bütün ihtiyaçlarını kainattan o gönderiyor, inanmayanın da. Ama inanan ne diyor? Rabbim diyor, ben kendimi bilmezken beni bilen Rabbim. Ben kendimi bilmezken şu hayatımın bütün yükünü çeken Rabbim. Anne karnında beni, değil mi, göbek kordonundan besleyen Rabbim beni aç bırakmaz. Beni bu hale getirinceye kadar himaye eden, kollayan, koruyan Rabbim, değil mi, her şeye hakimdir. Hiçbir şey onun iradesi dışında hareket etmez deyip yükünü bırakıyor, istirahat ediyor, teslim oluyor. Öteki ise aman ne olacak, nasıl olacak, ben hayatımı korumam lazım, çoluğumu, çocuğumu, malımı, mülkümü falan derken, değil mi, panik atak oluyor, psikolojisi bozuluyor, ruhu o ağır yükün altında eziliyor. Halbuki
Senin hayatını yaratan da o, yaşatan da o. Sen şu anda ona teslim olsan da, hani mesela yükü sırtında taşıyan yükünü gemiye bırakmasa da gemi taşımıyor mu onun yükünü? Onun yükünü yine gemi taşıyor. Yani Allah'a tevekkül etmese bir insan, teslim olmasa onun hayat yükünü yine Allah taşımıyor mu? Onun bütün ihtiyacını yine Allah göndermiyor mu? Ha, öyleyse tevekkül dediğimiz, teslimiyet dediğimiz şey nedir? Ha, yükümüzün Allah tarafından taşındığını, her şeyimizin Allah'a bağlı olduğunu, değil mi? Her halimize onun iradesiyle müdahale ettiğini bilmek. Bildikçe insan teslim olur. Ya. Evet, şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet iptal his nevinden gaflet sarhoşluğuyla muhakkaten hissetmez, fakat kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abd olmazsa kendi kendine malik zannedecek. Halbuki o cüz-i ihtiyar, o küçük iktidar ile şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Hayatına muzır mikroptan tut, koronadan, virüsten tut, ta zelzeleye kadar binler taife düşmanları hayatına karşı tehacüm vaziyetinde görür. Şimdi ne oldu o zaman? Şimdi meseleye ilahi canipten bakamayınca, her şeyin Allah kontrol olduğunda olduğunu bilemeyince, her şeyin ilahi birer memur olduğunu bilmeyince, Allah'tan başımıza gelen her şeyin güzel olduğunu, ya bizzat veya neticeleri itibariyle güzel olduğunu idrak edemeyince, o zaman her şey ona düşman ya. Düşmanlar karşısında devamlı bir şekilde korkak ve titrek ve ürkek bir hayat. Böyle bir hayat yaşamaya değer mi Allah aşkına? Ya. Hayatına muzur mikroptan tut ta zelzeleye kadar binler tayfe düşmanları hayatına karşı tehacüm vaziyetinde görür. Elim bir korku dehşeti içinde her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor. Ama imanla bakınca her şey Allah'ın memuruysa, ben de onun emrine itaat ederek onun memuru oldum. Öyleyse onun memurları onun iradesi olmadan, onun tercihi olmadan, o istemeden hiçbir şey yapamazlar. Nasıl bir emniyet, nasıl bir saadet. Şimdi bu sadece kuru bir teselli değil ha. Sadece psikolojik rahatlatmak için uydurulmuş hikaye değil. Bütün kainattaki Cenab-ı Hakk'ın icraatını gözümüzün önüne serip, hiçbir şeyin onun iradesi dışında olmadığını görüp ve yeryüzünün en şerefli mahluku olan, Cenab-ı Hakk'ın en çok kıymetdar verdiği mahluku olan insanın başına gelen bu hadisenin de asla ondan habersiz olmayacağını anlayınca insan, ha, o zaman insan rahatlıyor. Öyleyse neydi parola? Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Cenab-ı Hak şu iman dersleriyle o manevi cehennemden, ruhi cehennemden kurtulup şu dünyada, değil mi, manevi bir cennete girmeyi bize nasip etsin. Yani şu iman hakikatleri, Kur'an sadece bize ahirette lazım değil ha. Hatta bizde yanlış kullanılan bir ifade var. Dünyada mekan, ahirette iman diyorlar ya. Ahirette iman lazım değil. Zaten iman ettiğimiz şeyleri ahirette gözümüzün önünde göreceğiz. Ha, zaten göreceğiz. Orada inkar etmemiz mümkün değil. İman burada lazım bize. Ha, şimdi öyleyse bize şu iman, şu inanç, şu hakikatler, Kur'an'ın dersi, şu anda herkesin titrediği, korktuğu, cehennem gibi azap çektiği şu dehşetli devirde, şu dersleri alınca bize psikolojik olarak, manevi olarak, ruhi olarak bir rahatlık vermiyor mu? Değil mi? Daha bak dünyada manevi bir cehennemden bizi kurtardı mı, kurtarmadı mı? Öyleyse böyle bir hakikattan ahiretteki maddi cehennemden de bizi kurtarmasını beklemekten daha normal ne olabilir Allah aşkına? Ha, demek dünyada ve ahirette bizi manevi ve maddi cehennemlerden kurtarıp dünyada ve ahirette maddi manevi cennetlere sokacak bir hakikat bu ya. Çok güzel bir ifade var.
Altıncı meselenin sonunda diyor ki, onu tanıyan ve itaat eden, zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan, saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Yani öyle bir hakikat ki bu. Zindanı saraya çeviren bir hakikat. Bu hakikattan, bu manadan, şu dersten mahrumiyet öyle dehşetli ki, sarayları zindana çeviren dehşetli bir vaziyet. Cenab-ı Hak şu dünyadaki manevi zindanlardan inşallah manevi saraylara girmeyi nasip etsin. Bu hakikatlardan okuyup istifade etmeyi nasip etsin. İnşallah abiler, kardeşler, ablalar, şu anda ekranları başında bizi izleyen herkes, Cenab-ı Hak inşallah şu derslerimizin devamını nasip etsin. Önümüzdeki manileri, engelleri kaldırsın inşallah. Şu anda bu imkanı bize vermiş Allah aşkına şu imkanlardan insanların istifade etmesi için çalışalım. Şu hakikatleri insanlara anlatalım. Şu anda şu musibetin kalkmasına en büyük vesile bizim gayretimiz olacak inşallah. İlahi kelimetullah olacak. İnanın geçen abiler anlattılar İspanya'da. İspanyolca hastalar risalesini sadece bir abimiz bir devasını seslendirmiş. Facebook'tan İspanya'ya reklam vermişler. Diyor ki altına da külliyatın linkini eklemişler. Diyor ki bir günde 60 bin kişi Risale-i Nur külliyatını indirmiş. Bakın şu anda dünya barut gibi ya. Ateşi vurduğunuz anda her taraf birden nurlanacak, aydınlanacak. Yani o yüzden biz de şu anda niyetimiz var. Çalışmalara başlayacağız inşallah. Risale-i Nur'dan bazı bölümleri İngilizce olarak, İngilizce bilen kardeşler inşallah yardımcı olacaklar. Seslendireceğiz. Parça parça, pasaj pasaj. Rusça bilen bir kardeşimiz var, o da Rusça olarak. Dünyanın bütün dillerine inşallah seslendirip bu hakikatleri ulaştırıp o insanların imdadına yetişmeye, dünyayı gül ve gülistana bu hakikatlar vesilesiyle çevirmeye inşallah gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak yardım etsin. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.